Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mis gibi kadife kokusu. Sabahı şerifleriniz hayırlı olsun, sabahın nurundan, günün bereketinden. Hepinize selam olsun gönül dostlarım. Erken saatler bahçeye indim. Hayırlı sabahlar Rüküyor. Günaydın, hayırlı sabahlar Aslı'yı. Ne diyor? Öyle bahçede bir dolanıyorum. Ne zaman da görünmüyordun. Geçmiş oldu, ne oldu? Geçti, bir şey olmadı. Bamya toplayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım bamyalarda var mı yok mu? Olanlardan toplayacağız gari. Bu uzun bamya, zaten boncuk bamya değil. Öyle büyük de olsa taze oluyor. Ha, tazecik. Bak, içlerinde tanelerini görüyor musunuz? Bunlar iyice olgunlaştığı zaman siyah inci oluyor. Şimdi de beyaz inci. Aha. Resmen inci ya, inci. Bunu yiyebilirseniz böyle kabuğuyla, bamyasıyla, bütün yiyin. Yiyemezseniz de çekirdeklerini yiyin. Kara gözlü bamya çiçeği. Sabah sabah kalktım mı ilk işim bu, şöyle bamyaların çiçeklerini seyretmek oluyor. Harikalar ya, harika. Bizim bamyalar sonradan ekildi. Baştan filizlenmedi. Sonradan ektim, filizlendi. Bismillahirrahmanirrahim. Her sabah arkadaşlar böyle bamyalardan 4-5 tane koparıyorum. Çok kartlaşmamışsa. Bak, iri olduğuna bakmayın. Şöyle içinde beyaz beyaz inci taneleri var. İster şu şeysini yiyin, tohumunu, isterse şöyle şu içinin olgunlaşmamış tohumlarını yiyebilirsiniz. Tabii ki de inanarak yiyeceğiz. Besmele çekerek yiyeceğiz. Ya Allah, ya Şafi diyerek yiyeceğiz. Alışlanmayanlardan yiyebilirsiniz. Pişirip tüketebilirsiniz. Kuru tohumunu yiyebilirsiniz. Hani kuru tohumunu akşamdan ıslatıp sabah aşkarına içebilirsiniz. Islatmadan da yutabilirsiniz. Çiğ bamyanın tadı nasıl diye sorarsanız birazcık sası gibi bana güzel geliyor. Bunun nedeni de şifa için yiyorum ya. Bundan iyileşeceğime ümit ediyorum. O yüzden güzel geliyor. Denize düşen yılana sarılır. Rabbim dert verir ama derman da verir. Biz sebeplere sarılacağız. Biz derman arayacağız, çare arayacağız. Allah'ımın verdiği nimetlerden faydalanmaya bakacağız arkadaşlar. Diz sıvıları için bamya tohumu kanıtlanmıştır uzmanlar tarafından arkadaşlar. Böyle çiğini de ben hastanede duydum. Kadın dedi ki her sabah aç karnına bu şekilde 5-6 tane, 7 tane, en az 3 tane bamya yedim. Ve dizlerimin ağrısı kesildi. Ameliyatsız, ilaçsız. Üstten de et yağı sardım dedi arkadaşlar. Diz kapaklarıma dedi. Ben de önlem amaçlı yiyorum. Yani bamyanın bir zararı olmadığını herkes biliyor. İşte böyle gönül dostlarım. Siz de yiyin. Kimisi çiğ yiyemez. Ben yerim. Yürüyüm ya. Ham meyveleri severim. Üç beş yarın sabah derken bir pişirim oluyor. Bir pişirim olduktan sonra da pişiriyorum. Ya dolaba atıyorum ya da işte çoluk çocuk yiyoruz.
İri olursa 3 tane. Şöyle ufak olursa da 5 tane çiğ yiyorum, tüketiyorum. Benim diş sıvılarım o kadar bitmemiş yani. Doktor yani ileri derecede değil ama yavaş yavaş başlar artık dedi. Uzun yıllar önce darbe aldığı için şu anda da koptu bir şeyler yani. İnşallah iyi olacağına canı gönülden inanıyorum da diş sıvıları bitmesine karşı da önlemimi almaya başladım Allah'ın izniyle. İnşallah bitmesin. Hiç kimsenin ayağı ağrımasın, hiçbir yeri ağrımasın. Nerede hasta kullar varsa şifa versin, dertli kullarına da deva versin, borçlu kullarına ödemeleri nasip kısmet etsin diyorum. Allah'ım inşallah dua ediyoruz. Siz de amin dediniz. Birbirimize dua edelim. Dua eder, dua bekleriz. Gönül dostlarım, bamyaları işte birazcık topladım. Biraz da yarın toplarım. Biraz da dün toplamıştım. 3 günde bir pişirim oluyor bize göre. Hani 5-6 ay kişiye olmaz da 2 kişilik, 4 kişilik 3 günde bir pişirim oluyor. Allah'ın izniyle ondan sonra pişireceğim. Şimdi ne yapacağım? Vakti geçmeden güve otu toplamaya gideceğim. Güve otu gerçekten çok faydalı. Bir de eskiler güve yiyecek mahsullerini güve otuyla saklıyorlarmış. Eski adetlerimiz kaybolmasın arkadaşlar. Faydalı bilgi bunlar. Gidelim şöyle dağa doğru doğru. Hadi bakalım. Şifa kaynağı bamyamızı çiğ çiğ de yemişken gideyim ben. Görüşürüz dağlarda. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz Ülker'in Dünyası YouTube kanalıma. Sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz gönül dostlarım. Sevgili değerli YouTube ailem, bizimkiler bizim aile. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sabahı şerifleriniz hayırlı olsun. Gönül dostlarım. Sabaha uyandıran Rabbime şükürler olsun. Çok şükür, bin şükür. Bugün biz Şahin'le erkenden uyandık. Şahin günde geç kalkardı. Daha saat 10-11 gibi. Sabahtan sonra, sabah namazından sonra biraz daha yatardı. Bugün maşallah o kadar zinde uyandı ki yani ezandan sonra uyumadı. Bunun nedeni de değerli arkadaşlar, bir tane takipçimiz aradı. Sağ olsun, var olsun. Sizin üzerinizde nazar var. Sizin okunmanız lazım diyerekten bizi okudu arkadaşlar. O da bize çok iyi geldiğine inanıyoruz. Şöyle zinde bir şekilde Şahin de uyanmış oldu. Allah razı olsun kendisinden. Ta uzaklardan bizi arayıp böyle bize yardımcı olduğu için. Gani gani Allah'ım razı olsun. İyi ki varsınız, iyi kilerim. İyi ki, iyi ki, iyi ki diyorum sizlere. Varsınız, Allah razı olsun. Nereye gidiyorum? Biraz şöyle yokuştan çıktım da. Tabii ki de hızlı hızlı da yürüyorum. Güneş yayılmadan, sıcak kızmadan, hafif otların, bitkilerin nemi kaybolmadan güve otu biçmeye gidiyorum. Destere orağımı aldım, ipimi de aldım. Biz kakodu deriz. Geçen gün amca kızı Fadime ile büştük topladık, Fadime'ye topladık. Bugün de kendime biçip toplayacağım. Biraz fazlaca keseceğim. Bulabilirsem, çok bulabilirsem. İsteyen oluyor. Gerçekten evimizde kelebekler uçuşmuyor, güvelenmiyor. Özellikle patates başta olmak üzere güve düşmüyor. Kuraçlıkların içine falan atıyorum. Çıkılayıp tarhanaya olsun. Diğer açlıkların, kuruların içine de atıyorum güve otundan. Arkadaşlar işte böyle gönül dostlarım. Erken kalkan işine, geç kalkan boşuna dermiş atalarımız. Hakikaten doğru. Erken oldu mu insan güzel oluyor. Sıcak kızdı bastı mı tabii ki de sıcakta dağa daşa güneşin altına çıkmakta dingin hissettiriyor yani. Sabah erken kalkmakta zinde hissettiriyor. Dingin ne demek demişler? Dingin bittim, tükendim. Yani artık iyice yoruldum demek. Gönül dostlarım, buradan da cevaplamış olayım. Kakotlarım görür gibi oluyorum. Kakotu, güve otu yakından çekelim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Tırmanayım şöyle.
İşte bak. İşte bak. Arkadaşlar. Görülüyor değil mi? Yakından çek biraz Ülker abla demiştiniz. Yakından çekiyorum. Şuralardan düşeceğim. Evet şöyle arkadaşlar. Hadi bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayayım. Sapları, yaprakları şu şekil. Başı mor. Buna yaban menekşesi. Bir daha vardı. Yaban lavantası diye de adlandırılıyor. Güve otu, kak otu. Yöre yöre isimleri değişebiliyor. Arkadaşlar... Mis gibi kokular sardı. Mis gibi. Allah'ım ya Rabbim ne kadar güzel. Mor mor şöyle mis gibi de koku saçtı ortalığa. Yeter kadar biçtim ormandan şöyle biçtim arkadaşlar. İpe bağladım. Şimdi evin yolunu tutacağım. Sevgili arkadaşlar bu bize yeter. Bayağı bir biçtim sayılır. Yani yeterli. Yükümü sarındım derler ya sarındım. Evin yolunu tuttum. Çok uzaklara gelmedim evden. Hemen Hamış ablaların evinin üst taraflarından düştüm. Gönül dostlarım. Ne kadar güzel değil mi? Ne kadar güzel. Rabbim bize güve otumuzu da yaratmış. İnsanoğluna faydalı her şeyi yaratmış Allah'ım ya. Bizi düşünmüş bak. Başta patates olmak üzere kuraçlıklarımız olsun. Her şeyimiz güvelenmesin diye böyle güzel bir nimet yaratmış. Para yok, emek yok, ekme yok, çapa yok, su yok. Dağlardan biç, evine as, bir yerlere yerleştir. Evin kelebeklenmesin, güve yemesin demiş. Ah güzel Allah'ım. Neyler eylerse güzel eyler. Yarattıklarının hepsi güzel. Hepsi mükemmel diyoruz ve güve otumuzu biçip de eve gitmenin mutluluğundayız. Hakikaten böyle dağlara çıktığımda, güzel güzel nimetler bulduğumda, gönlüme göre olduğunda, sağlığım da yerinde olduğunda, acım ağrı olmadığında çok şükür, bin şükür insan mutlu oluyor. Daha ne isteyelim ki akşam yattık sabahta mis gibi uyandık kalktık değil mi arkadaşlar? Daha ne olsun? Güne uyandıran Rabbime şükürler olsun inşallah. Böyle arkadaşlar bugün öyle bir zindeyim, öyle bir dincim yani ya. İyi oldu. Şahin yanımda olsaydı dağlar kızı Ülker Ülker çekerdi şarkıyı. Değerli eşim ya sağ olsun var olsun. Allah razı olsun. Bu sene her şey gönlüme göre oldu. Şahin dedim kıştan yazın düğün çekimlerini köy tarafından al. Ne olur beraber şöyle bahçede olan sebzelerin ilk çıkışlarını böyle oluşlarını gör. Birlik yiyelim, pişirelim, gezelim, yazın tadını çıkaralım dedim. O da sağ olsun var olsun Allah denk getirdi. Allah da böyle maşallah diyeyim bütün düğünler bu tarafta. Hafta sonu düğün çekiyor. Hafta içinde de beraberiz. İyi oluyor güzel oluyor birlik beraberlik içinde. Ara ara da polenciğimiz çocuklar geliyor. Kevser gelecek şimdi de. Allah'tan izin olursa inşallah.
Öyle işte. Ne olacak ya? Ölümlü dünya değil mi? Bugün mutluysak, bugün sağlığımız yerindeyse çok şükür diyeceğiz ve hiçbir şey dert tasa etmeyeceğiz. Küçük şeyleri dert etmeyeceğiz arkadaşlar. O oldu, bu oldu, olduysa oldu, olmadıysa olmadı diyeceğiz. Keyfimize bakacağız. Değil mi Gali? Sizce de öyle mi? Tabii ki de. Mutlaka. Görüşürüz gayri gün içinde, tamam mı? 5 ay bir izleyen bizim için de değil mi? O da yok hadi izleyen. Hadi Akıve'ye de izleyen. Gel. Hoş buldum. Sağ ol, Allah razı olsun. Gel. Hoş geldin. Eve çıkalım yukarı. Gelin. Armut. Kış armut mu ablam? Tatlı ya. Sağ ol ablam, gel buyurun. Çıtır. Hoş geldiniz tekrar ablam. Sana da geçmiş olsun. Sağ ol ablam. Gelmiyorlar, gidemiyorlar. Geliyorlar arkadaşlar, gördü, oynadılar. Sünneti özlediniz mi? Gel gel beyim. Burada açıveririz, biz size bakarsınız. Görüyorlar. Ramazan abine bu şeyi bilemedikleri için, nasıl izleyeceklerini bilemedikleri için Allah razı olsun bize gelmişler. Çocuklarının, torunlarının, oğlanlarının sünnetini izlemek istediler. Biz de takip ettik. Şu anda gördüğün gibi çok mutlular. Biz de bunlardan çok mutlu oluyoruz yani. Evet. Baksın. Ramazan amcanın şu anda mutluluğu yüzünden evet. Belli. İnsan ne ister ki çocuklarının mutluluğunu ister? Bakın daha dur. Daha dur şimdi. Daha oynayacak şimdi. Bir çocuk gerildiydi Temin önüne de, onu merak ettim. Durdurdun abi, onu ben de geliyorum. Geliyorlar. Çok araba var ama. Çok araba var. Bir daha kesin yok mu? Nurgül o da. Hı? Hadi. Şaka falan yapıyorlar Şahin işte. Parayı hemen yolluyor. Bak Gal, önünü gerdi. Yakup da maşallah güzel çekmiş Fadime ablam. Çok güzel çekmiş. İstediğin gibi çekeceğim. Aynen bunu çekmişler. Metin, Yakup, Ülker. Hepsi. Özeniyorlar, seviyorlar sizi. Çok seviyorlar. Bu Erin Alif de onunla şey derikten toplar. Topla? Ağır geliyor ama. Yasıyor. Şey kuş eriyor, ermedi. Toplayın mı? Tamam, ermesin. Öyle mi? Ağacı alıver. Ağır geliyor. Bak yasmış. İyi de domatesle. Abla fasulyeler hastalandı, görmüyor musun sapsarı? Fasulyesi da güver alamadık biz bu yıl ya. Oldu mu sana getireceğim ablam da? Asmayı... Baktım. Çok koparım, ikisini kopar. Yeter sert yiyemedik. Ben size bak. Köklü asma var. Yüzüm sert bak. Yiyin ya. Ramazan amca onu versene bana ya. Hura tam nere dikeyim? Böyle salkımları var. Bir salkım bir kilo gelecek. Cebine koyuyor. Dişlerinize dikkat edin. Biraz sert. Valla diş, benim dakma diş çatlamış zaten. 5-6 kadar bağını kovanın içinde. Nere dikeyim senin verdiğin üzümü? Bana yer verirler. Sen iyi biliyorsun. Üzümü buraya dikeyim. Ta buraya dikeyim böyle sardırayım. Nerede gerek olur?
Buradan sardıracağım. Oluğu da sizinki gibi yeşil olsun evinin. Aslında bura öne dikeceksin Ramazan amca. Şahin, bura öne dikeceksin. Evet. Damuslu'daki üzümden de şeyle veririm ben size. Ve Damuslu'daki üzümün çok güzel. Mor üzüm daha şu anda. Oluğu buguya dolu. Buguya da gider, buguya da gider. Çok seviyorum ben Asma'yı. Sarmışlıktan daha güzel. Hem meyvasını yesin hem de yem yeşil. Sizin evin önü ne güzel. Bir de nereye koyayım ben? Eski göre hiçbir şey olmaz, böyle kalsın. Biz kayıp mı edersiniz sizde dursa? Bizde dursun. Şey, tamam. Biz kaybederiz. O zaman bana bırakırsınız. Tamam, ben de kalsın. Tamam, ben de kalsın. Şahin, bizde dursun. Tamam. Sen ne olur olmaz bunu yedekle. Ben bir tane daha. Ben bizde yedeği var sanıyorum. Verdik sanıyorum Vera. Yok, yemedik. Almadı. Alparslan dedim, gel al dedim. Alam abi dedi. Gelmedi. Bizim kafa çalışmıyor ya. Tamam. Kaybederiz. Tamam, ben de kalsın. Biz bunu kaybederiz. Evet, çocuklar geliyor. Torunlar garım garım karıştırıyor. Biz de kaybolmuş. Alparslan'a veririz eline. Elle güzelce. Elle veririz. Düğün nerede gördük mü veririz? Sen İzmir'e de o düğüne gittin mi? Görürsün onu. He, görürüz, görürüz. İki gün önce İzmir'deydim de. Ama yabancı düğündü yani. Öyle geliyor ya. Şahin, sen onu niyet biliyor musun? Beni dinle. Televizyonun altındaki çekmeceye güzelce oraya koy. Sen hayır, ol. Ben flash bellekle işine dursun. Üstünü... Herkesin flash belleğinin işine dursun. Aa. Aradığım zaman bulayım. Yani. Üstünü yazdın mı? Alparslan dedi. Gelin gelin. 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 Ben de var, o sorun yok. Tamam. Bizde de olacak. Hadi ayağınıza sağlık. Buyurun gelin ya. Siz de gelin Fadime abla, yine gelin, tamam mı? Tamam. Bir gün böyle çayı demleyem, kestaneyi kavuram, oturam, düğün izleyem. Şurada mı yapalım? Bize un getireyim, geleyim de. Sen unu, bak beni dinle, sen un getirme, bizim burada yapalım. Unum var benim, getirme. Yüzümden tam valla mor mor sallanıyor bana. Ondan ver bana, köklendir ver. Ben civarlara atan bu iddialı ben. Makarna yapalım. Çeken mi? Getirme. Canım istiyor makarna benim. Tamam, bizim bundan makarna yapın. Sen bir şey getirme. Getirmeyeceksin. Yağ da un da bir şey getirmeyeceksin. Şey ben sen seni ünleyeceğim. Müsait olduğumda ünleyeceksin, tamam mı? Ben çalı getireyim dedim de. Yapan ne gün şey. Ha tamam, odun da var burada, getirme. Sakın sen çalın geçin var mı senin? Vay ya, bir geçin hani çoğulak o sırtıma çıkana çıkaramıyorum. Vay kocama ne oldu la? O zaman çalıyı ne getir anlaşan bir gün önceden. Aha evet. Benim hemen şura daha bak duyum hazır ya, yeri. Dedim, yarın yetiyor öyle. Tamam. Ne gün işe yet boştaysın. Bugün bugün ben çalıyı getirin, ertesi gün sabahla başlarız hemen. Başlarız Fadime abla, makarna edem ne olur burada edem. Çok burada güzel. Edem. Sen hiçbir şey getirme, kendin gel. Ramazan amcayı da getir. Ramazan amcayı da getir, gözleme ederiz. Bak pancarla var, yaprağı var. Güzel, az yaparız ya. Yeriz sen. Yiyecek kadar. Evet. Benim tamam, bir şeyim makarna. Sen yapar. Un getirme, un çok. Sakın ha. Sakın, un dolu, hiç un. Şey hiçbir şey getirmiyorum. Sana da bana da bir tekne hamur yapıyoruz. Aynen. Tamam. Tamam. Hiç işe etme, çok getirme. Var, getireceğim mi? Hepsi var. Her şey var. Herkes böyle, başka bir şey getir. Bak eli bomboş böyle gelecek. İkiniz her şey de gelin böyle. İkiniz de gelin, bir de ayran yaparız. Canınız köv gelin, maya şeyden, yoğurdundan. Bir daha geldik mi yoğurt getirin. Tamam. Yoğurt getirin. Senin keçi sütünden yoğurt olur. Yoğurt ama başka şey getirme. Seni bulamayacak. Hadi sağlıcığına gidin. Geliriz o zaman, yoğurt getirin gelin. Tamam. Şey diyor Ramazan amcam, üzümler sallandı, gel de bir çekim yap diyor. Şey erdiler tamam, kara kara. Ha. O zaman sen onlar bir çek erediler. Mor mor üzümler. Karadılar. Tamam, çekin gelin de. Emme şey bana köklendir ver Ramazan amca. Yerini de belirley ve burada hem dikin. Üzüm, hem o üzümlerden tamam. Verin. Tamam. Getirsin, sağ ol, Allah razı olsun. Yine ayağınıza gelin, tamam mı? Ayağınıza taş, başınıza yaş değsin. Allah'ım evletinizden evlat versin. İnşallah, inşallah amcam, inşallah. İnşallah. Yürüyemeyeceğiz de arabayla koyup gelelim. İnşallah ona da versin bir tane yavrucuğuma, inşallah. Tamam, hadi bakalım, ayağınıza sağlık. Yakın buraya, hadi geç olsa göremeyim. Hadi sağlıcığına gidin, Allah'a emanet olun. Allah'ımın rahmeti, merhameti hepimizin üzerine olsun. Hepinize sesimin gittiği her yere güzellikler, selamlar, saygılar, sevgiler gitsin. Kak otu, güve otu biçtim geldim. Ben onları biçerken Şahin çay demlemiş. Oturup içelim, hem sohbet muhabbet edelim dedi. Tam o sırada da Fadime ablayla Ramazan amca geldiler. Allah razı olsun kendilerinden. Geçmiş olsuna gelmişler daha önce. Bizi evde bulamamışlar. Bugün hem geçmiş olsuna geldik hem de torunumuzun sünnetini sizin evde bir izleyelim. Özledik dediler. Biz de tamam dedik. Oturduk, izledik. Güzel oldu.
Onları geçirdik. Bahçede biz günlük işlerimize devam edeceğiz. Bir videonun daha sonuna geldik. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın gönül dostlarım. Sevgilerle kalın. Görüşürüz gari. Bu ara bizim susak şurada kuru bir ağaç vardı, şeftali ağacı. Şeftali ağacının dibine ekmiştim ona sarsın diye. Ağır geldi şeftali, kuru şeftali ağacını devirdi, yıktı. Şimdi de eriye sarmış. Erikten de hünnaba atlamış. İnşallah hünnapla eriği de kırmaz. Böyle bir şey yani, susakları oldukça ağırlaşıyor. Da köye geldik, köydeyiz. İki gün sonra Emine'nin oğlunun düğünü var. Emine kim? Döndü ablanın kızı. Emine'nin oğlunun Savcılar köyünde düğünü var. 3 gün orada düğündeyiz arkadaşlar. Müsait olamıyoruz, sağa sola gidiyoruz. Konu komşu köylüler geliyor, bizi evde bulamıyor. Buna biz de üzülüyoruz. Bizim ev biraz köyden uzakta ya. Yaşlılar haliyle oradan buraya yürüyorlar. Biz evde olmayınca da üzülüyorlar. Aslında telefon açıp evde misin değil misin diye sorsalar o zaman daha güzel olacak da. Telefon da çekmediği için onu da yapamıyoruz. Böyle böyle bir mağdurluklar oluyor. İnşallah bakalım Emine'nin oğlunun düğününü de edem de ondan sonra Allah'ım ne gösterecek. Böyle işte gönül dostlarım. Böyle bir tane susak hemen hemen yaklaşık 2 kiloya yakın. 5-6 tane susak var şu bölgede. Bayağı bir ağırlık çökünce erik aşısını inşallah kırmaz dövlediğim gibi de. Bakalım gari. Bayağı aldı başını gitti. Çiçekler de var. Şurada erik vardı. Aşılamıştık. Güzel tutmuştu da. Erik vermiyor işte. Nedense bizim bahçede erik olmuyor ya. Bu can eriği olmuyor. Sebebini bilmiyorum gari. Ağaçların diplerine birer ikişer domates fidanları diktim. Maşallah onlar yeşil yeşil, hastalık gelmedi. İnşallah da gelmez. Burada da çiçek. Bunu saksıya diktim. Şöyle koyayım da. Meyrem kankim verdi. Çok güzel açıyor dedi. Biz yok kana biraz kurumuş. Su verdim, su verdim, canlandı. İki tane ekiz şöyle. Bakalım nasıl olacak. Güzel oldular maşallah. Sırık fasulyesi de ektim. Fasulyeler de çok güzel oldu. Sırığa sarmadılar. Oturak fasulye. Bir tane bile sırığa saran çıkmadı işlerinden. Yanlışlıkla bile çıkmadı. Onlar da mor mor. Şöyle çiçekte. Arkadaşlar sırığa sarmasalar da dökecekler fasulyelerini, Allah'tan izin olursa inşallah diyoruz. Görüşürüz gayri, görüşürüz.